Ali Salim Tokyo 2020'de 5. olmuştu. Ve Deniz Dağdeli'ni yarı finalde geçmişti. Babasının adı da Gergeli Salim. 3 kez Avrupa, 1 kez dünya şampiyonu olmuş bir babaya sahip Omar Gergeli Salim değerli seyirciler. Ve Görkem'e başarılar diliyoruz. 2 dakikalık 3 round. Başarılar Görkem. Yumruktan 1 puan alırsın. Köşe hakemleri 3 hakem, ikisi o tuşa basmalı tabii 1 puan almak için. 2 puan vücuda, o renkli bölge, orta seviye vuruşlarla alınan puanlar. Orada değişik isimler var. Çorapta sensörler var. O bölgelerde sensörler var değerli seyirciler. Ve o sensörlerin birbiriyle uyumuyla puan yazılıyor, bilgisayara gidiyor. Birbirlik eşitlik, yumruklardan gelen birbirlik eşitlik söz konusu. Kalibrasyon her kiloda değişiklik gösteriyor. Vuruş şiddetiyle ilgili o puanın çıkması, bazı vuruşlarda da puan çıkmayabilir. Ama şu anda rakibe bir yumrukla bir de orta seviye vuruştan dolayı 3 puan verdik. Omar Gergeli Salim 4-1 önde, Görkem Polat karşısında değerli seyirciler. Bu roundda dönüp düz geriye doğru arkaya uzanan bir vuruş yapıyorsa sporcu, buna dupçaki deniliyor. Ayağın üstüyle vuruşlara palding deniyor. Ayağın yanıyla vurursa, dış yan kenarıyla vurursa, kesme vuruşu yaparsa yopçaki, ayağın altıyla tabanıyla vurursa puşe deniliyor. Eğer yukarıdan aşağı ayağı indirirseniz buna apçaki deniliyor. Kafaya vuruşlarda, kafaya ayağı kaldırıp yukarıdan indirdiğinizde nörye çaki oluyor. Yandan vücuda çıkarır gibi çıkarıp kafaya vurursa tolyo çaki diyoruz. Kafaya tekmelerden 3 puan geliyor. Kafaya teknik 3 puan. Kafaya dokunmak puan getirir. Dönerek yaparsa bu vuruşu ekstra 2 puan alır. Bonus gelir. Ve oradan 5 puan çıkar. İkişer dakikadan 3 round. Maç berabere biterse ekstra 1 dakika ve 2 puan alan ekstra puanda altın sette maçı kazanıyor değerli seyirciler. Vücuda vurulan ama puan çıkarmayan vuruşlar da orada sayılıyor. Görkem müthiş bir geri dönüşe imza attı. 8-6 yaptı ilk round biterken ve Manchester'da şu anda hem teknik heyet hem de oradaki sporcularımız Görkem'e büyük destek veriyor. Duyuyorsunuz Türkiye, Türkiye seslerini. Yumruktan 1 puan verdik rakibe. Çok yakın bir mücadele. Ve Görkem'in şu anda ayak boyu avantajını kullanması gerekiyor. Hem gardını değiştiriyor, ayak yönünü değiştiriyor. Sol ayak, sağ ayak. Bir yumruk, bir yumruk. O kadar net bir puan geldi ki sağ yumrukla bir puan geldi. 11-8 oldu. Rakibin yumruk denemesi var. Sol ayak önde, sağ ayakla bir vuruş deniyor. Kafaya teknik denedi. Ve bu round bitti. Omar Gergeli Salim kafaya teknik denedi az önce değerli seyirciler. Şimdi bu bölümde ikinci roundda bakalım Görkem nasıl bir yol izleyecek. Servet Tazegül'ün onlara çok ama çok yardımı olduğunu söyleyelim değerli seyirciler. Tabii Deniz karşısında çok rahat bir galibiyet almıştı Omar Gergeli Salim. Şimdi ikinci rounddayız. Bir 11-8 Görkem önde. Burada yumruğa izin vermememiz gerekiyor. Blokta kaldı o yumruk. Neyse ki Görkem müthiş bir müdahale yaptı. Kafaya teknik denedi, olmadı. Buradan bir kafaya teknik düşüncesi, rakipten bir nörye çaki düşüncesi. Buna da izin vermedi. Görkem şu ana kadar gayet iyi devam etti. Bir puan daha geliyor, 2 puan daha geliyor. Bir kamçam gelmişti daha önce Görkem'e. Bir yumruktan 9'a ulaştı rakip. 13-9 oldu. 13-10 yumruktan gelen 2 puan. 2 kez yumruktan puan aldı. Orada
yaklaştığı zaman Görkem rakibin yumruğuna bir blok gelmesi gerekiyor ki iki kez kaçırdı rakibin yumruklarına, yine yumrukla geliyor Omar Gergelis Halim. Sol palding denedi. Burada bir dönerek vuruş ama dışarı çıktı Görkem. Kamçam gelecek. Rakibe bir puan yazılıyor. 13-11 orada dönerek vuruşu engelledi. Bir de yumrukla 14-11 yaptı. Yaklaştığı zaman sol yumruk bir kez daha denedi. Sol yumruk net bir puan da aldı. 15-11 yaptı. Gördüğünüz gibi az önce rakip kendisine yaklaştığında boşluktan iki elin arasından sol yumrukla renkli bölgeye gönderdi yumruğu. Ve iki sporcunun da yumrukla puanlarını görüyoruz. 16-11. 5 puan fark var. 56 saniye var ikinci raundun bitmesine. Bir itiraz geldi. Omar Salim. Antrenörü, babası Gergeli Salim. Video incelenecek. Rakibi gönderdikten sonra bir daha gelmesine izin verme gibi bir cümle Servet Tazegül'den duydum. Değerli seyirciler. Senden tarafa doğru yoruldu. Sokma içeri diyor. Şimdi mükemmel bir hareketle rakibin üzerine gidecekti ama kafaya teknik yedi. İki kez kafaya teknik yedi. Ve buradan 16-11'den 17-16'ya geldi. Bir de yumruk yedik. Kenardan Görkem'i uyarıyordu Servet Tazegül. O arada çok iyi gelmiştik, mükemmel gelmiştik ama bir anda 7 puan verdik rakibe. Çok kısa sürede 7 puan aldı rakibi. Yumrukla 1 puan aldık. O arada kafaya tekme yedik. Kafaya teknik geldi. 21-17 oldu. 18 saniye bu raundun bitmesi için dışarı çıktı. Ve bir kamçam daha geliyor. Üçüncü cezası oldu. Kafaya teknikler, rakibin kafaya teknikleri sebebiyle Görkem biraz zorlandı açıkçası. 24-18 oldu. Burada bir iki puan gelir mi? Bir palding denedi, olmadı ama o arada yumruk yedi. Ve 25-18 oldu. Artık bu round da bitecek. Alamadık buradan iki puan. 25-18, 16-11 öndeydik. Ardından ikinci roundda 25-18 oldu. Biz sadece iki sayı alabildik. Rakip 14 sayı buldu burada. Ve dolayısıyla tabii Servet Tazegül'ün büyük tecrübesi de şimdi onun neler yapması gerektiğini gösteriyor. Yakınlaştığı zaman rakibin yorulduğunu ifade etti ama o sırada rakibin kafaya tekniklerine, işte burada sol ayakla blok yapıp sağ ayakla yükseltti ve kafaya teknik dokunması yeterli. 3 puanı aldı işte burada Omar Gergeli. Biz burada denedik kafaya teknik, gördüğünüz gibi. Şurada da yine yukarıdan kafaya vuruyor. Kafaya yukarıdan indiriyor ve Nörya çekiyle oradan puan alıyor. Şimdi artık son rounddayız. Burada daha agresif olmak durumundayız. Yumruklarla puan almak durumundayız. Aldık bir puan. 25-19 oldu. Şimdi ekrana yansıdı. Bir yumruk daha geldi. Yakında yumruk. Servet'in neler söylediğini görmüştük. Onu sağ elinle tut, sol elinle vur gibi bir işaret yapmıştı. O taktikten şu ana kadar harika bir puanlar aldık ama rakibe de puan verdik ne yazık ki. Oraya yaklaştığımız zaman rakibin sağ ayağını yukarı kaldırıp aşağı indirmesi ve tekmeyi vurması, kafaya teknik uygulaması sebebiyle üçer puan veriyoruz rakibe. Yani biz birer birer alıyoruz, rakip 3-3 alıyor. Dolayısıyla orada bir sıkıntı yaşanıyor. Bir de sağ yumrukla puan aldı rakip. 29-22 oldu Omar Gergeli Salim. Görkem karşısında 29-22 yaptı. Üçüncü round, 7 puanlık fark var. Biraz da yoruldu Görkem.
Şimdi son 1 dakika 15 saniyede daha atak olacak ama tabii kontraya da çok iyi çıkan bir rakipten bahsediyoruz. Bir sağ yumruk çok net bir puan aldı Omar Gergeli Salim. Farkı 8'e çıkardı. Burada artık bir kafaya teknik deneyeceğiz. Şimdi bir sol yumrukla bir puan ama rakibe gördüğünüz gibi yine orta seviye vuruştan 2 puan verdik. Yani yumruğa gittiğimizde kontradan rakibin atakları dönerek vuruşlar da deneyecek artık. Görkem daha fazla puan alabilmek için dönerek vuruşlarda ekstra 2 puan var, bonus var. Onu kovalayacak. 8 puan var. Burada kafaya teknik de görebiliriz. O kafaya teknikleri rakibi savunacak. Hızlı bir şekilde gidebilirse buradan 5 puana düşürdü. Bir de sol yumruk. Ama rakibe de geldi. O yumruklardan puan çıkmadı. 32-27. 3 hakemin ikisinin de tuşa basması gerekiyor. Siz yumruk vurduğunuzda eğer puan almak istiyorsanız yani o yumruk için bir işaret ve rakibe bir kancam. 32-28 oldu. 4 sayı var. 15 saniye var. Bir atak, bir kafaya teknik, bir dönerek vuruş, bir orta seviyeye dönerek vuruş. Bir şeyler denememiz lazım. Rakip denedi dönerek vuruşu. Son 10 saniye buradan 8 saniyeden Görkem. Son artık mücadelenin son bölümünde kafaya teknik denecek ama artık çok yoruldu. Omar Gergeli Salim 32-28 kazanıyor ve Görkem Polat gümüş madalyanın sahibi oluyor. Altın madalya Omar Gergeli Salim'e çıkıyor değerli seyirciler.